Fikret Gültekin, gazeteci yazar. Sayın Başkan, değerli üyeler. Bir mümin Müslüman asla yalancı olamaz düsturuyla tamam abi, sizin adil hüküm vermeniz için yardımcı olmanızı olacağımı bilmenizi istirham ediyorum. Mahkeme heyetinizi kesinlikle Cemal Taşı'na bırakmak istemem. Bu ilk mahkemeden önce kolluk, savcılık ve hakimlikte yaşadıklarımız hukuk adına üzüntü verici olmuştur. Şu an anlatacaklarım kesinlikle birebir yaşadığım ve duyduğum hadiselerdir. Kolluktayken polis aynen şunu söylemiştir. 102. maddeden kaçanlar olmasaydı bu operasyon düzenlenmeyecekti. Savcılık, falan kes burada olsaydı sizi tutuklatmazdım. Ve maalesef hakimlikte de benim yanımda şahit olduğum şekilde avukat veya savunmayı uzatmayın, sabaha kadar da anlatsanız benim kanaatim değişmez demiştir. Henüz ifademizin alınmamasına rağmen Sayın Hakim Bey'in bu sözü söylemesi gerçekten hukuk adına üzüntü verici bir durumdur. Şimdi temennim o ki mahkemeniz yalın, haktan yana bilgi notları ön yargılarla hukuku tahrip etmesin. İfade tutanağının tamamında yer alan sorular bir paranoyanın dışa vurmuş şeklidir. Kolluğun yakalandığı şizofren bir vakadır. Her olanı kendi aleyhine yorumlama, niyet okuma, kötü zan, nefes almayı engelleme girişimlerinin bir yansıması olmaktan öteye gitmiyor bu iddianame. Birini ziyaret mi ettiniz? Bunu örgütü adam kazandırmak için yaptınız. Gazetecilik mesleğiniz gereği birinin mağduriyetini mi haber yaptınız? O halde o da örgüt adamıdır. Bir yardım kuruluşunun faaliyetini mi duyurdunuz? Örgüte sempatizan kazandırmak için yaptınız. Abinizle, kardeşinizle telefonda bir sorununuzu mu konuştunuz? O kimdir? Örgütsel bağlantısını açıklayınız. Kimi icraatları hukukun dışında diye eleştirdiniz? O halde bununla ne maksadınız oldu? Gazetenizin satışıyla ilgili ülke içi, ülke dışı görüşmeleriniz oldu. O kişilerin örgütle bağlantılarını onlarla nasıl tanıştığınızı anlatınız. Evet, Sayın Başkan. Kısacası attığınız her adım, konuştuğunuz her kişi, yazdığınız her yazı aleyhinize paranoyakların güçlü bir silah olarak karşınıza çıkabiliyor. Sayın Başkan, Sayın Üyeler. O halde kolluk niçin her yapılanı örgüt bağlamında değerlendiriyor? Her atılan adını, her söylenen sözü bir örgüte bağlıyor. Neden o halde kolluk kendini bu psikolojiden kurtaramıyor? Neticede bu durumu takdir-i ilahi olarak değerlendiriyor ve mağduriyeti bize yaşatanları adli ilahiye havale ediyor.